Kadir Bey. Buyurun efendim. Dün yine sizi ikizinizle beraber göremedik ne hikmetse. Şey efendim, tam siz çıkmışsınız, biz aşağı indik. Benden sakladığınız bir şey yok değil mi Kadir Bey? Estağfurullah efendim, ne münasebet, ne münasebet. O zaman yılbaşında hep beraber oluruz belki. Ah efendim, çok isterdim ama ne yazık ki kardeşim Abdülkadir bu sabah Londra'ya uçtu. Londra'ya mı? Ya. Genetik bir araştırma için İngiliz bilim adamlarıyla birlikte çalışacak. Bilirsiniz İngilizler genetik konusunda son derece ileri seviyedeler. Gitti yani. Evet, maalesef gitti ama geri dönecek. Müsaadenizle efendim. Kadir Bey. Buyurun efendim. Birlikte çekilmiş bir fotoğrafınız var mı yanınızda? Amma uzattım be adam. Maalesef yok efendim. Ama evde mutlaka vardır. Vardır herhalde efendim. O zaman yarın birkaç tane getirin de bakalım Kadir Bey. Tabii efendim. Tabii. Aman be. Ben kendimle nasıl fotoğraf çektireceğim ya? Nereye Kadir Bey? Toplantıya Ersan Bey. Toplantıya. Babamlar nerede anne? Bilmiyorum. Atışa çıktılar. Sürekli kavga ediyorlar ama birbirlerini sevdiler değil mi? Hangi gazinoya gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Kadir'in fikriydi. Kadir seçer herhalde. Ben de geleceğim. Beklenen oldu işte. Merhaba Hulya. Merhaba. Geç şöyle. Annem ne söylerse söylesin benim fikrimdi de. Ne? Yılbaşı gecesi dışarı çıkmakla ilgili benim fikrimdi de. Kadir, bizi burada bırakıp yılbaşını dışarıda geçirmek kimin fikriydi? Hulya'nın fikriydi anne. Hulya, hani benim Ceren'e aldığım bir dijital fotoğraf makinesi vardı. Nerede o? Ah! Git kendin bak. Evet. Hadi bakalım Rafi. Göbeğimi de çıkarayım. Çek Rafi. Tamam, bir saniye Kadir abi. Şuna bir bakalım. Bu güzel. Gülümse biraz Kadir abi. Ya sana ne benim gülümsememden, sen çek. İyi, tamam. Rafi, bir tane daha çek, garanti olsun. Tamam. Tamam. Ne olacak bu resimler Kadir abi? Fotomontaj olacak Rafi, fotomontaj. Vay be, ikizinle fotoğraf çektirmiş gibi ha? Evet, aynen öyle. Kim yapacak fotomontajı? Ne çok soru sordun be Rafi. Elbette bizim şipşakçı Ünsal yapacak. Sence Zühtü Bey yutacak mı? Yutacak efendim, yutacak. Ünsal bu konuda bir numaradır. Dükkanda birçok ünlüyle çekilmiş fotoğrafı var, görmedin mi? Hepsini kendi montajladı. Ünsal'ın bugüne kadar gördüğü en ünlü adam ben olacağım Rafi. Dur Rafi, dur. Ayarlayayım önce. Yok, bu ayak olmaz ha. Evet. Çek bakayım Rafi. Tamam. Thank you.
Efendim, bir zamanlar birlikte tenis oynardık. Ben bileğimi incintince uzun süre kortlardan uzak kaldım. Bu da Abdülkadir ilk arabasını aldığı gün çekilmişti. 2 yıl önceydi efendim. Babam biraz rahatsızlanmıştı. Bu da hastanenin bahçesinde Abdülkadir'le bankta otururken fotoğrafımız. Bunlar da evde efendim, evde. Evet, yine Abdülkadir ve ben evde efendim. Aa, bakın bu da doğum gününde. Siz gittikten sonra birlikte çekinmiştik. Çocukken falan çekilmiş resminiz yok mu? Maalesef efendim, yalıda çıkan o büyük yangından ancak bunları kurtarabildik. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim efendim, ben teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mıydı? Estağfurullah, buyurun. Mersi, mersi. Harikayım ya, mükemmelim. Bu işi de hallettim. Selam Hulya. Hoş geldin. Merhaba millet. Hulya, şunu evin sağına sonuna serpiştirsene güzel. Ne bunlar Kadir? İkizimle fotoğraflarım. Salonu senin fotomontajlarına dolduramam Kadir. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Al bak, işte buna gitmek istiyorum. Bu ne anne? Yılbaşı programı. Annem pek heveslendi Kadir. İstersen bu yılbaşı annemle babamı bir kulübe gönderelim. Biz gitmesek de olur. Kız evde yalnız kalmasın. Niye vazgeçtin bir anda? Yok, vazgeçmedim. Ben zaten istemiyordum. O zaman hep birlikte evdeyiz. Aa, aslında program fena değilmiş. İstersen biz gidebiliriz Kadir. Annemler Ceren'e bakar. Aa, hakikaten fena değilmiş. Biz de geliyoruz. Hep beraber gidebiliriz. Genelde bir arkadaşına gider, olur biter. Olmaz anne. Hangi arkadaşına gidecek? Bulunur biri. Bir saniye ya, bir saniye ya. Nereye gidiyoruz? Bana niye hiçbir şey sorulmuyor? Biliyorlar Nemrut'luk edeceğini de. Ya ne gazinosu, ne kulübü? Kim nereye gidiyor? Bilmiyorum baba. Ben Hulya ile annem arasındaki cereyanda kaldım. Gitmek falan yok. Yılbaşında evdeyiz. Aslında gitseydik iyi olurdu da. Kaç gündür tıkılıp kaldık ha bu eve. Seni tutan yok kaptan. Ver bakayım abi gazete. Güzel bir program seçeyim ben. Ama popçu falan seçmem bak ona göre ha. Benim için fark etmez. Kadir, bak annem için fark etmezmiş. Herhangi birine yollasan olurmuş. Ya sen anlamadın galiba. Annem biz gidersek gitmek, biz kalırsak kalmak istiyor. Anladım Kadir. Zekam o kadar kıt değil. Anne, siz ne yapacaksınız kulüpte mulüpte? Kafanız şişer ya. Tamam evladım. Sen bırak anacığını. Al karına git eğlen. Ha, bu olsun işte. Bu kadının sesi çok yanık. Çok hoşuma gidiyor. La havle ve la. Bayılırsın yani beni arada bırakmaya. Sen şimdi durduk yere niye anneme taktın ya? Ya annene falan takmadım ben. Taktın işte. O gitmek istiyor, sen gitmek istemiyorsun. O gitmek istemiyor, sen gitmek istiyorsun. Yani kısaca yılbaşını bizimkilerle birlikte geçirmek istemiyorsun. Niye peki ya? Niye? Hiç düşündün mü? Evet, düşündüm. Çünkü kadınsın. Sorun olmayan yerde sorun çıkarmaya bayılıyorsun. Hayır. Kocamla baş başa zaman geçirmeyi isteyecek kadar salağım da ondan. Artık ne doğum günü, ne yıl dönümü, ne bayram, ne seyran, ne yılbaşı... hiç baş başa kalamıyoruz. Arkadaşlarımıza gidemiyoruz. Arkadaşlarımız bize gelemiyorlar. Çünkü sürekli peşimizdeler. Çünkü hep bizimleler. Onlar sürekli bizimle birlikte oldukları için ben sürekli hizmet etmek zorundayım. Artık hiçbir şeyden zevk almıyorum Kadir.
Yılbaşı nasıl geçecek? Evde. Hülya Hanım mezeler hazırlayacak, tavuk yapacak, hizmet edecek. Ne bir yudum bir şey içecek, ne kocasıyla dans edecek. Ama Hülya Hanım bunları yapmalı deyip ve hiç şikayet etmemeli. Çünkü her şey normal. Ben sadece kadın olduğum için mesele çıkartan dırdırcı biriyim. Aslında ortada mesele falan yok, değil mi? Tamam Kadir. Hiçbir yere gitmeyelim. Paran da cebinde kalsın. Annen de mutlu olsun. Sen de. Kaldırıyorlar galiba. Aa, evet anne, kaptan biraz önce çıktı. Ne karar verdik? Ne yapıyoruz yılbaşında? Anne geç şöyle bir otur bakalım da bir konuşalım. Hadi bakalım. Otur anne. Karını seçtin değil mi? Anne bak, bu sene ben Hülya ile dışarı çıkayım. Seneye de seninle birlikte çıkarız, olmaz mı? Olur. Peki. Tamam. Yapma anne ya. Siz babamla sıkılırsınız zaten. Şimdiki gece kulüpleri sizin zamanınızdaki gazinolar gibi değil ki. Herkes tıkış tıkış oturuyor anne. Kolunu kaldırıp bir yudum bir şey içemiyorsun. Hatta yemeğin bitmeden tabağını önünden alıyorlar. Aç kalıyorsun. Tabii oğlum. Öyledir mutlaka. Anneciğim, müziğin sesini öyle bir açıyorlar ki kulak zarların zangır 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 diyor. Sağlam gidip sağır dönüyorsun. Sen yüksek sesli müziği de sevmezsin anne. Belki severdim ama neyse. Sevmezsin anne. Senin sevdiğin sanatçılar yok artık. Hepsi hot tripot tripot oldu. Abuk subuk şarkılar, cıstak 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 müzikler. Bak mesela sen Müzeyyen Senar'ı seversin değil mi? Ama Müzeyyen Senar bile bu yılbaşında evde oturacakmış. Yani etilerde size göre bir şey yok anneciğim. Haklısın oğlum. Neyse. Siz gidin öyleyse. Anne dur dur, kızma ya, kızma anne. Bak ciddi söylüyorum, vallahi kimseyi kimseye tercih ettiğim için değil. Geçen sene durumum yoktu, bu sene kesin diye söz verdim Hülya'ya. Yani seni de götürdüm anne ama vallahi hoşlanmazsın. Şimdi babam da gelecek bizle, tutturur kalkalım, tutturur kalkalım diye zehir eder geceyi bize ya. Anneciğim benim. Hep de böyle öpüp öpüp kandırırsın. İyi, tamam. Canım annem benim, canım annem. Burada öyle bir ortam yapacağım ki en kıyak gece kulübüne 10 basacak. Aa, çam ağacı bile alacağım. Aa, ne güzel olur. Babamı da Noel Baba yaparız değil mi anne? Hadi gelelim çocuk, geç olacak. Tamam anne, gidiyorum. Anladım. Peki daha önlerde bir yerde yer yok mu? Yani sahneye yakın bir yerde. Yok. Kardeşim ne çabuk doldurdunuz ya. İyi tamam. Tamam yok, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Ne o Kadir Bey? Yılbaşında tavernaya mı gidiyorsunuz? Artık taverna diye bir şey kalmadı Ersan Bey. Night club'lar var, night club. Ya artık meyhanelere de kulüp deniyor. Ersan Bey, nedir bu tepeden bakmalar, bu aşağılamalar, bu hor görmeler? Beğenemediniz mi? Yok, hayır canım. Fantezi müzik mi dinleyeceksiniz? Hayır Ersan Bey. Ha, arabesk o zaman. Hayır Ersan Bey. Turkish pop, Turkish. Do you know Turkish pop Ersan Bey? Ben geçen sene eşimle bir caz kulübündeydim. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Bakın caz yapmak için kulüp açmışlar. Yani sizin burada caz yapmanıza hiç gerek yok Ersan Bey. Merhabalar. Yılbaşı akşamı için yeriniz var mıydı? Nasıl yok ya? Kardeşim yoksa karşınızda niye ilanınız var? Prestij olsun diye.
Peki o zaman ilandaki telefon numaranız neden o gece çıkacak sanatçının kafasından daha büyük? Prestij olsun diye mi? Önlerde yer yok. Arka taraflar 300 milyon diyorsun. Bir kere kardeşim bu gazetelere limitsiz yerli içki yazıp insanların kafalarını bulandırmayın ya. Tamam içki limitsiz olabilir ama her insanın bir limiti var. Mesela ben içsem ne kadar içeceğim? Hadi diyelim ki bir büyük rakı içtim. Üzerine de bir ufakla cila yaptım. Hadi 5'te 1'e çaktım. Bunun nesi kişi başı 300 milyon ya? Sanatçı. Ne sanatçısı kardeşim? Neyin sanatçısı? Sanatçı ne yapıyor? Kuş mu konduruyor? Ben ağzımı falan bozmuyorum. Ağzımı... Kapattı. Tabii veriyorlar sanatçılara 50 milyar, 100 milyar geceliğine. Sonra parasını benden çıkartıyorlar. Kardeşim aynı sanatçı yılbaşı gecesi televizyona beleş çıkıp söylüyor. Siz de hem paraya kıyamıyorsunuz hem de yılbaşını dışarıda geçireceğim diyorsunuz. Paraya kıyamadığımı kim söyledi Ersan Bey? Sahneye yakın yer bulduk da biz mi almadık? Bütün gün uğraştım ama sonunda harika bir yer buldum Hulya. Masamız piste çok yakın. İstediğin gibi göbek atabilirsin artık. Kadir. Ne var Hulya? Acaba gitmesek mi? Ama Hulya sen de... Ceren gitmemizi istemiyor. Onu yalnız bırakıyormuşuz. Kapora verdim Hulya. Onu da götürürüz, gelir aramızda oturur. Olmaz Kadir. Küçücük çocuğun ne işi var gece kulübünde? Bir sürü gürültü, sigara dumanı. Ne yani şimdi bir de Ceren'i mi ikna edeceğim ben? Oh, canım benim ya. Bu sabah annemle konuşmanı dinledim. Çok hoşuma gitti. Öyle mi? Neler söyledim? Ama sanki bilmiyormuş gibi. İyi konuştum ama değil mi? Bak ne diyorum. Bizim arkadaşlardan birine gitsek ha? Sibel'lere gidelim. Ceren'i de alırız. Hem dışarıda geçirmiş oluruz yılbaşımızı. Hem de Ceren de eğlenir. Yine mi plan değişti Hulya? Ceren babasıyla tombala oynamayı çok seviyormuş. Sever tabii. Ben tombalaya bir heyecan getiriyorum. Denişik bir ruh katıyorum. Şımarı. Dur ben Sibel'leri arayayım. Tamam. Ulan Mesut'a da borcumuz vardı be. Hulya istersen Sabri'lere gidelim. Sabri'lerin evi daha geniş, daha büyük. Çevirdim bile Kadir. Yapma ya. Çalıyor mu peki? Çalıyor, çalıyor. Of Sibel'cim, önemli değil. Bir dahaki yıla beraber oluruz. Tamam canım, tamam. Mesut'a selamlar. Kayınvalidesine gideceklermiş. Ya öyle mi? İyi. Dur o zaman ben bir Sabri'leri arayayım. Ara bari. Aa, demek dışarıda kutlayacaksınız Sabri'cim. Anladım. Oğlanı ne yapacaksınız? Yo, Sabri, biz de dışarı çıkacağız Sabri. Hani biz de dışarıdayız da kayınvalidemlere gidecektik. Hani dönüşte belki size uğrarız demiştim diye de o yüzden. Tamam Sabri'cim, kusura bakma biz de dışarıdayız. Anladım. İyi yıllar Sabri, iyi yıllar. Ulan selam verdik, neredeyse boşlu çıkıyorduk ha. Dur ben oyalar arayacağım bir dakika. Onlar kesin evdedir. Ben. Niye beni çağırmadınız? Kaptan amcan o kadar bencil ki. Ağzım uzun, eşiklerini yakarım. Hazır mısın? Bir saniye. Taktım. Tamam canım, iyi geceler. Onlar da evde değillermiş. Ama çok şüphelendim. Neden? Onlar hiçbir yılbaşında dışarı çıkmazlar. Kesin yalan söyledi. Kudret, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiydi. Ya sana bir saniye dedik değil mi? Ne takıyorsun hemen fişi? Sen de parmağını ne sokuyorsun oraya? Fişi de kayırır dedik sana. Aa, ne oldu? Ne oldu baba? Dedemi çamarcı çarptı. Çam mı çarptı? Nasıl yani ya? Sen de niye çamağacı alıyorsun? Sevmiyorum diyorum işte yılbaşlarını. Hepiniz bana karşısınız be. Ulan merak etme. Sevredim onu diyorum sana da. Yürü Hulya, biz bir de canları arayalım. Bu yılbaşı bu evde çekilmez. Tamam can. Tabii anladım, anladım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Eşine selamlar, hürmetler. Canlar da dışarıdalarmış. Hiç şaşırmadım. Ben bir Didemleri arayayım. Ara. Yalnız ben bu canın konuşmasından kıllandım biliyor musun?
Sanki bizi istemiyorlarmış gibi bir tavrı vardı. Ha, Oya da öyleydi işte. Tabii, biz gideceğiz, masraf olacak ya. Ha, cimri herif, ne olacak? Dur Çelik, Didemler kesin evlidir yılbaşında. Yoklar. Enginler? Onlar da yoklar. Güldenler. Ablası geliyormuş. Bahane. İnecekler haline. Teyzesine gidiyormuş, yalancı. Teyzesini hiç sevmez. Zeynepler. Yoklar. Ümit çalışıyormuş. Yalan. Kesinlikle yalan. Ersan Bey'le. Onlar bu yılbaşı evde çok iyi biliyorum. Karısını tanımıyorum. Tanışırsınız. Tanışırız. Ben bu yılbaşına mutlaka bir arkadaşın evinde gireceğim Hulya. Taktım kafaya ya. Yalan söylemeyin Ersan. Bana yalan söylemeyin. Bu yılbaşında evde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Yılbaşını birlikte kutlamamız için o kadar samimi olmamız gerekmiyor Ersan Bey. Alt tarafa oturup birlikte çekirdek çıtlayıp tombala oynayacağız. Ha. Annenize falan gitmiyorsunuz Ersan Bey. Bunu şimdi uydurdunuz, çok iyi biliyorum. Tamam Ersan Bey, bunu unutmayacağım. 2006'da görüşürüz Ersan Bey. Ay ne oldu bu insanlara ya? Kimse kimseyi davet etmek istemiyor. Bu kadar açık. Niye peki? Masraf yapmak istemiyorlar. Alt tarafı bir tane fazla kolu almaya çekiliyorlar. O zaman biz birilerini çağıralım. Saçmalama Hulya. Bir sürü masraf olur. İnanmıyorum ya. Arkadaşlarımız aramız o kadar açıldı mı? Üzülme Hulya. Yılbaşı geçsin, hepsi yine arkadaşımız olur. Bunlar çıkar amaçlı arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Nerede o kendini bilmez, yüzsüz, inatçı kaptan bozuntusu? Çıktı. Çıktı mı? Evet. Hadi ya. Kutu nerede? Ne kutusu? Hani vardı ya, kaptanın kutusu. Ha, o mu? Şurada. Bana emanet etti. Hemen açıp bakmam lazım. Olmaz Kutep, olmaz. O kutuyu bana... Bahriye, çekilir misin lütfen? Çekilmem. Kesinlikle açmasın dedi. Özellikle onun için açmak istiyorum işte. Kudret, kişilerin özel eşyalarına dokunamazsın. Biraz saygılı ol. Bahriye, çekil yoksa... Çekilemem Kudret. Emanete hıyanet edemem. O adamın dediklerini yapmaya bayılıyorsun zaten. Aa, hiç alakası yok. Ver şunu bana. Bahriye, ver şunu bana. Buyurun Bahriye teyze, hindi aldım geldim. Hani alakası yoktu? Niye hindi aldırdın he? Aman canım, her yıl tavuk yiyoruz. Biraz değişiklik olsun. Bu hindi gidecek, tavuk alınıp gelecek. Hayır abi, bu hindi gitmeyecek, tavuk da alınıp gelinmeyecek. Oh, 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 oh. Nurettin Bey, bu ne kılık böyle? Yenge, Kudret Bey bizim evin için Noel Baba gelmediğine kızaymış, onun için geldim. Sabah sabah kim arıyorsun Hulya? Bu yılbaşı inat ettim, mutlaka bir arkadaşımla görüşmem lazım. Hulya, kimse çağırmıyor işte, ısrar etmesene. Ben çağıracağım. İyi, tamam o zaman, çağır bakalım. Delikanlılık bizde kalsın. E kolayı da biz alalım. Alo? Yasemin? Ne haber hayatım? Ho ho ho! Sen akşama kadar böyle ho 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 deyip gezecek misin ya? Bugün yılbaşı değil miydi? Ben en iyisi şu hindiyi yapayım. Bana inat giydin değil mi bu kıyafetleri? Bence çok iyi olmuş kaptan. Sen konuşma be! Konuşma! Hey Allah'ım, sen bana sabır ver ya Rabbim, ya Resulallah. Tamam canım, hadi görüşürüz. Oh be, kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Hemen atladılar tabii değil mi? Tabii canım. Aha. Kızları da geliyor. Alo? Aa, merhaba Canancığım. Aha. Tabii tabii, gelebilirsiniz. Tamam canım. Görüşürüz. Ne oldu? Ay inanmıyorum ya. Yasemin hemen Canan'ı aramış. Bu yılbaşı Hülyalardayız demiş. Alo. Efendim Mangal Nuri.
Tabii Mangan Nuri, tabii ha. Oldu, görüşürüz. Canan da Mangan Nuri'nin karısını aramış. Ne? Ya. Ben sizi kayınvaliden nereye gidiyor diye biliyordum Sibel'cim. Ha, hastalandı. Tabii tabii, bekleriz. Tamam, görüşürüz. İnanamıyorum ya. Sibel. Sibel'in kızı Deniz. Mesut. İşte... Anladım. Tabii Çetin'cim, tabii biz nasıl olsa evdeyiz. Sizi de bekleriz. Tabii Çetin. Görüşürüz kardeşim. Hoşça kal. Bu ne ya? Çetin artı karısı Gonca. Bende 5 çift, 3 çocuk var Kadir. Bende de 4 çift, 1 çocuk var Hulya. Ay inanamıyorum ya. Of ya, ben delireceğim bu yılbaşı. Kadir abi, aa süper oldu ya. Biz Rafi ile karar verdik, yılbaşında buradayız. Evet Kadir abi, Noel Baba da var. Menüde ne var? Menüde ne mi var? Menüde Rafi bayıldığıyla dombili haşlama var.